Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OG eksi indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle yepyeni daha bekliyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 190 rating challenge edeceğiz arkadaşlar. Bakalım bugün yapabilecek miyiz? Bir tane canlı yayında 190 rating yapmıştık. Umarım arkadaşlar bugünkü videomuzda da 190 rating yaparız. Bu dediğim gibi arkadaşlar dünkü bir tane taktik videosu yapmıştım. O taktik videosu da bayağı ilgi geldi. Çok sağ olun ilginizden dolayı. O tarz taktiklerin devamı gelecek. Hani gol atmanızı rahatlatacak taktiklerin devamları gelecektir arkadaşlar. Dediğim gibi bu videonun altında istediğiniz taktikleri yazabilirsiniz. Hangi taktikten anlatmamı istiyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bugün 190 rating challenge'ımızda 3-4-2-1 formasyonu, 190 ratingin kilit formasyonu diyebilirim arkadaşlar sizlere. Bakalım nasıl bir şeyler olacak derken arkadaşlar Team of the Season Messi ile başladık arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. Bakalım devamı gelecek mi? Gareth Bale'ın 89'luk kartı. Hadi abi. Bu sefer büyük hissediyorum abi. Bu sefer büyük hissediyorum. Arkadaşlar burada en yüksek ratingi dayı bu. Bunu alıp şöyle yapalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. 190 rating gelebilir mi gelemez mi? İnanın bilmiyorum. Yani çok da fazla aman aman bir deneyişim de olmamıştı zaten. Hani 190 hep 190 yapayım falan filan diye. Yani böyle videodan videoyu deniyorum. Yani normalde yoksa takım mı kuruyorum arkadaşlar. Liga BBVA'dan Gomez geldi. Defans hattı çok önemli. Bir Team of the Season Ramos falan harika olur. Team of the Season Ramos yerine Godin geldi. 86 rating çok iyi. Devam ediyoruz abi. Chris Smalling geldi. Veya Smalling'i alalım. Zaten başka yapacak bir şey yok. Diğer hiçbir türlü hiç kimseyle uymuyor. Smalling'in yanına Mihail Richards'ı alıyoruz. Ama inşallah 190 gelecek. Birazcık zora bindi gibi şu anda ama inşallah gelecek yani. Şunu şöyle alalım abi. Bale'la şeyi artsın. Bakalım ne olacak. 190 rating challenge arkadaşlar çok yapan var. Ama 190 yapınca çok fena momentum giriyor arkadaşlar. Ben size onu başta söyleyeyim yani. Hani yapacak arkadaşlara önceden bir hazırlıklı olsunlar. Fena bir şekilde momentum girebilir. Bu arada Kostić geldi arkadaşlar. Ama Sterling'i alacağız gibi duruyor. Sterling'i alalım arkadaşlar. Biz de Sterling'i alalım. Ne olur ne olmaz belli olmaz. Şu defans hattını bir açıyorum. Defans hattı Hector geldi. Çok iyi defanslar gelmiyor abi. Neden öyle oldu? Çok da iyi adamlar gelmedi. 190 yaparız inşallah. Birazcık zora bindi ama şu anda 190. Artık bakacağız abi. Burada Yevgen Konoplyanka geldi arkadaşlar. Konoplyanka'yı alıyoruz. Liga BBVA tamamlasak çok harika olacaktı derken arkadaşlar Karim Benzema geldi. Benzema'yı hemen forvete alıyoruz arkadaşlar. Yanlış aldık bu arada. Bakalım 190 gelecek mi ya? İnşallah gelecek abi. İnşallah. Şu kalan yedeklere falan bağlı. Kalan yedeklerden iyi gelmiş. Zaten yüksek rating Marekamşik'i aldık. Marekamşik Antoine Griezmann'ın sağ kanat kartı. Yapma be. Sağ kanat kartı olmasa çok harika olurdu. Burada arkadaşlar fark etmiyor. Burası çöp geldi. Oy oy neler. Neymar'ın gelmesi harika oldu. Bu belki bize bir başarı getirebilecek. Belki o da. Belki. Bir forvet attı. Fena değil arkadaşlar ama defans attı çok kötü. What the fuck. Beyler Suarez'i alalım burada. Suarez'i alalım abi. Ne olur ne olmaz. Suarez'i biz alalım. Forvet'e kullanmak istediğim bir isimdi zaten. Ve arkadaşlar sonu fena bir şekilde geldi. Burada arkadaşlar en yüksek ratingli olduğu için Philipp Lahm'ı alıyorum. Kaleciyi açıyorum şimdi. Kaleciye Oblak verirsen harika olur diyecektim. Oblak gelmedi. Premier Lig'den de bir dayı gelmedi. Şu dayıyı alıyoruz. İnşallah Oblak verirsin. Oblak gelmedi Oblak be. Oblak gelmedi be. Serie A'dan Joe Hart'ı alıyoruz arkadaşlar. Burada da ve takımımız bu şekilde oldu. Konoplyanka'yı arkadaşlar şöyle değiştireceğiz. Şimdi ratingleri sıralamasına göre yapıyoruz. 85'lik dayımız buraya geliyor. Marekamşik sen de kardeşim buraya geliyorsun. Buradan arkadaşlar 88 ratinge kadar çıktık. Ama devamı gelmeyecek yani büyük ihtimal çünkü maksimum 89 olur. Hani o yüzden çok fazla da fantazi yapıp denemeyeceğim. Ama bakalım ne olacak abi. Şunu şöyle sokup çıkarını falan değişmiyordu herhalde. Aynen değişmiyordu. Şunu şöyle al çıkar falan hiç değişmiyor. Şu dayı şuraya al çıkar. Hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Buradan benim tahminimce. Şuradan Benzema'yı 86 dedik. Bunu nasıl unuttuk lan? Şunu şöyle alıyorsun. Sonra bu dayıyla geliyorsun. Bunu değiştiriyorsun. Bu dayıyla bunu değiştirdikten sonra da çıkıyorsun. Bunu değiştiriyorsun. Bununla da şunu değiştiriyorsun. 89 ratingi yakaladık arkadaşlar. Bundan sonrasının devamı gelmez gibi duruyor. Yani böyle arkadaşlar. Orta sahadan şu dayıyı oynatalım.
Konoplyanka yerine de şöyle yapalım bir dakika. 89 reytinge tıkandık arkadaşlar. Forvet hani alıp çeksen falan hiçbir şekilde değişmiyor herhalde. Evet, hiçbir şekilde değişmeyecek herhalde arkadaşlar. 88 oldu. Evet, 88'e niye 88 düştük bir tane. Teknik direktörü açalım. Beyler, ben bu işin mantığını gerçekten pek anlamış değilim ya. Hani bilmiyorum ya, bir şekilde ben anlayamadım mantığını. Yani adamı çıkarıp şey yapıyorsun, teknik direktörü çıkarıp yapıyorsun ama yani biraz saçma geliyor ya. 89. Bakayım Griezmann'ı koysan. 88. Nasıl arttırabiliriz ya? Orta sahaya şu dayıyı alsan, çıkartsan, kaleye alsan, çıkartsan, Kovaç için yerini alsan, bir daha çıkartsan. 89'da kaldık galiba. 89'da kaldık galiba arkadaşlar. Şöyle bir değiştirelim bakalım. Hiçbir şekilde gelmeyecek gibi duruyor ya. Lam. Lam zaten hiç etki etmiyor. Benzema belki şurada. Hiçbir etki yapmayacaklar galiba bunlar. Harbiden bunlar hiçbir şey yapmayacak galiba. Allah Allah. 89 aslında bir şey olmuş lan aslında. 89'u bir ara teknik direktör de bir tane yükseltti. Belki çıkabilirdi ama şu anda olmadı ya. Şu anda harbiden birazcık değişik oldu arkadaşlar. 88 oluyor. 89 oldu. 90 olmuyor ya. Yok, 90 hiçbir şekilde olmaz buradan ya. Sanmıyorum 90 olacağını. Şöyle son bir kez bakayım yine de değiştirebileceğim falan var mı? Zaten lağım falan herhalde hiç olmaz. Lağım şöyle. Yok, hiçbir şekilde olmayacak galiba. Evet arkadaşlar, tıkandık bu şekilde. 190 rating olmuyor. Yani hiçbir şekilde olmayacağını düşünüyorum buradan. Yine de yanlışımız varsa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi olabilir yani, çünkü ben tam taktikleri bilmediğim için olabilir. Messi şöyle alsam. Sonra burada Bale yerine sokup çeksen. Bale'ı ortaya çeksen. Sonra Kovacic yerine Benzema'yı alsan. Olmuyor. Olmuyor abi. Hiçbir şekilde olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi 190 yapamasak da 89 yaptık. Yine de herhangi bir eksik yaptığım bir şey varsa da bana söylemeyi unutmayın. Çünkü ben hani öyle tam dediğim gibi tam böyle aman aman bilmiyorum yani hani nasıl tam olarak yapıldığını. Yine de arkadaşlar bir şeyimiz varsa söyleyebilirsiniz. Bu sefer 89 reytingde kaldık arkadaşlar. Dediğim gibi ben şimdi bütün maçlarını yapacağım. Bütün maçları yaptıktan sonra tekrardan videonun en sonunda bu draft'ın paketlerini de açacağız arkadaşlar. Neden maçları yükleyemiyorsun abi dersin, şu anda adi kullanım kotası arkadaşlar. O lanetten kurtulamadığımız için maalesef yükleyemiyorum şu anda video yalnız. Maçların kalanını yükleyemiyorum. Ama arkadaşlar dediğim gibi artık ayın kaçından sonra bilmiyorum ama bir şekilde yenilenecek veya kullanım kodası yenilendikten sonra da maçları da birlikte çekeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda 150 beğeni gerçekten çok sevinirim. Yeniyseniz de abone olabilirsiniz ve videonun sonunda paketleri açınca tekrar servikte olacağım. Evet arkadaşlar, fazla konuşma gerek yok. İstatistikleri görüyorsunuz ve bu maçı arkadaşlar ben kazanamadım. Nasıl olduysa ben bu maçı kazanamadım. Bu istatistiklerle bu maçı kazanamadım. Fazla yorum yapmıyorum arkadaşlar. Maç esnasında zaten inanılmaz bir şekilde sinirlendim. Yani bu maç arkadaşlar, şu maç ya, bir FIFA 16'da var şu bokluk. Gerçekten söylüyorum. Bundan önceki hiçbir FIFA'da böyle bokluk yoktu arkadaşlar. Yani ayar oluyorum ya artık. Gerçekten hani kaç tane adamın iki katı kadar şu çekmişim. Yani 10 küsür tanesi kaleyi bulmuş. Ben bu adamı nasıl yenilirim arkadaşlar? Her neyse. Ya bu draftlıkta böyle oldu arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. 15.000 coins'i biz EA'ye boşuna vermiş olduk. Verdiği paketler de zaten ortada arkadaşlar. Dediğim gibi çok ayar oldum yani maçta. Zaten istatistikleri de gördünüz. Ya bir daha bakmak için sarabilirsiniz. Geriye zaten ayar oldum yani arkadaşlar. Ya bu paketleri de açıyorum sizler için. Zaten hiçbir şey çıkmayacağını da biliyorum arkadaşlar. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. İnanılmaz bir şekilde ayar oldum. Dediğim gibi bu videoda 150 beğeni gerçekten çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.